UEFA Şampiyonlar Ligi son şampiyon Manchester City'ye geri döndü. İngilizler son 16 turunda ikinci kez yer alan Kopenhag karşısında şampiyonluklarını kusursuz bir şekilde savunmaya devam etmeyi umuyorlardı. Bu geceki maça hazır mısın? Evet, harika olacak. Bu gece güzel maç olacak. Çok çılgınca geçecek. Nesterup çok iyi bir teknik direktör. Evet, takımla gerçekten harika şeyler yaptı. Danimarka kulübü 2 ay önce Galatasaray karşısında aldığı kritik galibiyetten bu yana resmi bir maç oynamamıştı. Sence kaç kaç biter? Bana kalırsa Manchester City 4-1 alır. 4-1 mi? City mi? Özel bir takım karşısında özel bir maça çıkacaklardı. City son 10 maçını kazanmıştı ve Kevin De Bruyne geçen sezonki finalden bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında oynayacaktı. Pep Guardiola'nın takımı maçın başından itibaren yeteneklerini sergilemeye başladı. Manchester City'nin atağı ve De Bruyne'nin bitirişi kontrollü ve keskindi. Jakob Nestrup'un takımı ilk yarının başlarında hayatta kalma modundaydı. Ama Kopenhag grup aşamasında City'nin Manchester'daki komşusunu 4 golle geçmişti. Ve Kopenhag'da ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan iki oyuncudan biri olan Magnus Madson muhteşem bir gol attı. Ama City'nin güçlü atakları en dayanıklı savunmaları bile sarsabilirdi. Vay canına, ne oyun ama. Nefes almamıza bile izin vermediler. Madson gol attığında stat çılgına döndü. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları tesadüf değildi. Yani burada tesadüfen bulunmuyoruz. Bence ikinci yarı bitmek bilmeyecek. Guardiola'nın takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. galibiyetine doğru ilerliyordu. Yine de 3. golü zorlamaya devam ettiler. De Bruyne. Phil Foden'ın 92. dakikada attığı gol Kopenhag'a yıkıcı bir darbe vurdu. 3-1. Bu arada son şampiyon Danimarka kulübünü yendikten sonra şampiyonluğunu korumaya bir adım daha yaklaştı. Grup aşamasına karşılaştığımız rakiplerin bir veya iki seviye üstünde olduklarını söylemem gerekiyor. Bunu itiraf etmeliyiz. Gerçekten çok zor bir maçtı. Galatasaray'a, Bayern'e ve Manchester United'a ne kadar kolay olduklarını bir sorun. Herkes en üst düzeydeydi. Öyle olmadan Avrupa'da bu sonuçlara ulaşamazsınız.